Şimdi hepimizin kulağı zaman zaman çınlar, uğuldar. Evet. Şimdi siz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanları açısından normal olmayan kulak çınlamaları ve kulakta uğultular nedir? Hani kişiler hiç vakit kaybetmeden bir kulak burun hastalıkları uzmanına başvursunlar diye sordum. Kulak çınlamaları tabii maalesef bizim çok zor bir bölümümüzdür. Evet. Yaklaşımımız, tedavimiz biraz daha zordur. Bu hastalıkların çoğunu tespit etmemiz zor olur. Neden olduğu konusunda. Ama %10 civarında olan sebepleri vardır. İşte bu sebepleri biz objektif olarak bulabiliriz. Buna objektif tinnitus diyoruz. Objektif çınlama. Yani hastanın duyduğunu bizim de duyabildiğimiz çınlamalar. İşte bunların içerisinde en çok araştırdığımız tümörel hadiseler vardır. Damar bozuklukları vardır. Damarda, orada damarlarda genişlemeler olabilir. Birbirine şant dediğimiz birleşmeler olabilir ve bunlar nabızla atarlar. Kalbini orada duyuyormuş gibi hissedebilirler. Veya kalbi sanki şeyin içerisinde kulakta oluyormuş gibi hissedebilirler. Baş dönmeleriyle birlikte olabilirler. Yine dediğim gibi bunlar tümörel hadiselerle olur. Bunlar olursa zaten biz onları tespit ediyoruz. Onlara yönelik tedaviler yapıyoruz. Bunun haricinde tedavilerimiz genellikle konservatif kalıyor, palyatif kalıyor. Yani sebebini bulduğumuz hastalıklarda onları tedavi edebiliyoruz. Diğerlerinde de hastalıklara psikolojik desteklerle genellikle destekler veriyoruz. Ve bu şekilde de hastalarımızı çınlamadan uzak tutmaya çalışıyoruz.